ebedi diri kılacak olan, âb-ı hayat mesabesinde olan tasavvuf yolunun seddine, inkarına gayret ederler buyuruyor. O mübarek zatın döneminde öyleymiş, bunu görmüş, müşahede etmiş. O günden bugüne çok bir şey değişmemiş. Aynı devam ediyor. Bediüzzaman rahimahumullah mektubatında öyle diyor yani. Açın bakın 29. mektubunda diyor ki bazı ulema-i su kötü niyetli, art niyetli, ilmi tersine okumuş, belamlaşmış ehli ilim ve bunlarla işbirliği yapmış, bunlardan beslenen bazı art niyetli siyasiler, Müslüman siyasiler, gayrimüslim de değiller yani, Müslüman siyasetçiler, bu âb-ı hayat hükmünde olan diyor, la teşbih, ölümsüzlük suyu gibi düşünülen, yani insanı ebedi diri kılacak olan, âb-ı hayat mesabesinde olan, zevkani, manevi bir zevki olan, şevkani, çok şevkli olan, nurani, çok nurlu olan, feyzani, çok feyizli olan tasavvuf yolunun seddine, inkarına gayret ederler buyuruyor. Bu yolu kapatmak için bu yollarla Müslümanların alakalarını, rabıtalarını kesmek için ellerinden geleni yaparlar. Bu o gün öyleymiş, yani o mübarek zatın döneminde öyleymiş, bunu görmüş, müşahede etmiş. O günden bugüne çok bir şey değişmemiş, aynı devam ediyor. Netice olarak buyuruyor ki, ne yazık ki işte Allah'ın zikriyle kalbi harekete gelmeyen ve bu manevi yollarda nasibi olmayan, Allah demekten mahrum olan, ne kadar muhakkik bir alim, hakikat ilimlerinde yani tefsir, hadis, fıkıh, kelam vesaire yani bu ilimleri tahsil etmiş ve mütefennin, fen ilimlerinde yani felsefe okumuş, tıp okumuş, fizik okumuş, kimya okumuş, dünyevi ilimlerde de ihtisas sahibi olsa da diyor, gerek şeriat ilimlerinde, gerek dünyevi ilimlerde ihtisas sahibi olmuş bir alim olsa da kendisini küfrün, fitnenin, tefrikanın, insanı kuşatan ceyranlarından, fitnesinden kurtarıp imanını yakine, imanını tahkike, imanını şuhuta erdiremez diyor.